Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere sukulent ailesinden bir çeşit gözyaşı bitkisi olan ve bence gözyaşı bitkiler içerisinde en güzeli olan bir bitkinin nasıl çoğaltılacağını anlatacağım. Arkadaşlar bitkimiz burada. Bu bitki bana geldiğinde şu yaprak ucundaki tomurcuk şeklindeydi ve bir peçeteye sarılıp o şekilde getirilmişti. Sağ olsun amcaoğlum bitkilere olan düşkünlüğümü bildiği için gördüğü bir yerden rica etmiş, tek bir tomurcuk şeklinde almış ve bana getirdi. Ben de onu bu şekilde büyüttüm. Şimdi üzerinde çok sayıda tomurcuk var. Hatta 3 tomurcuğu da kendi saksısına düşmüş ve köklenmiş. Şimdi bu bitkiyi yakından bir görelim. Tomurcuk yapısını, tomurcuk durumunu bir inceleyelim. Ondan sonra da nasıl çoğaltılacağına geçelim. Evet arkadaşlar, bitkimizi yakından göstermeye çalışıyorum. Bitkimiz henüz 8-10 yapraklı ve birçok yaprağın ucunda da kendi tomurcuklarını oluşturmuş durumda. Gerçekten tomurcuk dizilimi olsun, yaprağın uçlarındaki o kızılımsı pembelik olsun, diğer gözyaşı bitkilerinden ayrılan bir özelliği. Yapraklarının daha da büyümesi durumunda yaprakların dalgalanmış bir görüntü sergilemesi de ayrı bir güzellik kazandırıyor. Gördüğünüz gibi şimdi bu bitkideki tomurcukları teker teker alacağız ve şurada hazırlamış olduğumuz saksılara dikerek işlemi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, bitkimizi yakından gördük. Bu bitki yaprağından, dal parçasından ve yan dal oluşturduğu zaman o oluşturduğu yan dallardan ve en çok da yaprak ucu tomurcuklarından kolaylıkla çoğaltılabilir. Ben burada 10 tane küçük üretim saksısı ayarladım. Bu üretim saksılarına ikişer üçer tane gelecek şekilde bu tomurcukları yerleştireceğim ve çoğaltma işlemini gerçekleştirmiş olacağım. Kökleri toprakla bütünleştikten sonra, biraz da büyüdükten sonra buradaki üçer dörder tane olan yavruları topraktan alıp birer birer ayırıp büyük saksılara dikildiğinde hiçbir problem yaşamaz arkadaşlar. Şimdi işleme geçiyoruz. Yine hassas davranacağız. Tomurcuklar çok hassastır. Dokunur dokunmaz kopar. Hatta tomurcukların bazıları kök bile oluşturmuş arkadaşlar. Çünkü en nihayetinde dalın ucundan kopacak, düşecek ve düştüğünde toprakla buluştuğunda anında büyümeye hazır köklerini de oluşturmuş durumda arkadaşlar. Ve çok küçük olan tomurcuklara dokunmayacağım arkadaşlar. Şu uç noktalardaki tomurcuklar daha güzel, daha büyük. Bu sebeple sadece uçtaki tomurcukları alacağım. Alttaki tomurcukların biraz daha büyümesini bekleyeceğim. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Zaten 10 tane saksım da hazır. Bu tomurcukların biraz daha büyümesi yavruların geleceği açısından daha iyi sonuç verir arkadaşlar. Zaten rüzgar almayan sera ortamında baktığım için herhangi bir sarsıntı yaşamıyor ve böylece o tomurcukların dökülmesi de engellenmiş oluyor. Şimdi bu aldığımız tomurcukları birer ikişer hazırladığımız saksılara yerleştireceğiz. Şu şekilde bir bıçağın ucuyla ya da bir kürdanla küçücük bir çukur açacağız ve oraya bırakacağız arkadaşlar. Şimdilik her bir saksıya iki tane yerleştiriyorum. Ve aynı işlemi bütün tomurcuklar ve bütün saksılar için uyguluyorum. Sekiz tane tomurcuk almışım arkadaşlar. Şuradan irice olanlarından iki tomurcuk daha almak istiyorum. Böylece saksı sayısını 10'a çıkartabiliriz. Toprakla buluşturma işlemini tamamladık arkadaşlar. Şimdi can suyunu vereceğiz. Toprağımızı nemlendireceğiz. Ve hayata tutunmalarını sağlayacağız inşallah. Can suyunu da vererek işlemi tamamladık arkadaşlar. Bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Dediğim gibi tomurcuklar zaten kendiliğinden
köklerini oluşturmaya başlamış ve hayata tutunmaya başlamış. Bundan sonrasını zaman halledecek inşallah arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Dünyanın en kolay üretilebilen bitkisi nasıl üretilir? Size bugün onu anlattım arkadaşlar. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.